Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 12. sözden devam ediyoruz. Orada da 4. esastayız. Aslında 4. esasın epey bir kısmını konuştuk. En son ayetleri biraz daha uzun konuşmak istediğimizden bir ders daha ertelemiş gibi olduk. Fakat şurada yine 2 paragraf var ki biraz onlar hakkında konuşalım. Onların geçişiyle ayetlere gelelim. Ve bu ayetleri burada bahsedildiği kadar değil, Üstad Hazretleri burada bir işarette bulunuyor. Yani bu ayetleri tefekkür etmemizi, belki üzerlerine çalışmamızı istiyor. Dördüncü esasta gösterdiği bakış açısı üzerinden. Onu biraz yapmaya çalışalım. Tabii bizim çapımız ne ki? Biz mealine bakacağız şimdi. Meal üzerinden burada Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ayetlere niye dikkat çektiğini bir parça anlamaya gayret edeceğiz. Fakat ehli olsa elbette buradan ne defineler çıkarır. Bugün inşallah umuyorum, diliyorum ki 12. sözü bitirmiş olacağız, hitamına ermiş olacağız, vedalaşacağız ve 13. sözün kapısına geleceğiz. 13. sözle 12. sözün arasında şöyle bir ilgi var. Adeta Bediüzzaman Hazretleri burada 13. sözde 14. sözün 4. esasını biraz daha açıyor. Sanki onun şerhi gibi. Aralarında bir devamlılık var yani. 13. sözle 12. sözün arasında çok sıkı bir devamlılık var. Çok bariz bir devamlılık var yani. Onu da inşallah bir dahaki derste konuşuruz, anlamaya gayret ederiz. Efendim tabi metne girmeden önce hep onu yapıyorduk, yine yapalım. En başa bir dönelim. 12. sözün en başına tabi. Risale-i Nur'un en başına değil. Burada nasıl bir güzel kapıdan giriş yaptığımızı hatırlayalım. 12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Bu ayeti kerime Bakara suresinin 269. ayeti. Bakara suresinin 269. ayeti. Bu ayette kısa bir mealiyle buyruluyor ki, kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bu ayet-i kerimeyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda dahi fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak hikmet ve hayır ilişkisi üzerine dakik tefekkür yapmamızı istiyor. Hikmet nedir, hayır nedir bunları düşünmemizi istiyor. Ve bunlar üzerinden hayır olan da hikmet olduğunu, hikmet olan da hayır olduğunu kurmamızı, kafamızda böyle arayışlar içinde olmamızı emrediyor, nasihat ediyor, tavsiye ediyor, ne derseniz, ama emrediyor dememiz lazım. Çünkü Kur'an'da bu geçen bir şey bu. Biz hayır nerede arayacağız? Hikmetli olanda. Hikmeti nerede arayacağız? Hayırlı olanda. İşte meal burada bir bağlayıcılık yapmış yani. Mealiyle bile ayet-i kerime böyle bir bağlayıcılığı bize ihtar ediyor. Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir. Tersiyle okuduğunuz zaman da hayır bulunan da hikmet bulunduğunu anlamış oluyoruz. Elinden hayır çıkmayan veya hayrı kısır olan, fani olan, dar zamanlı olan, kısa vadeli olan da hikmet de aramayın diyor. Biz bu dünyanın hikmetini reddediyor muyuz? Etmiyoruz. Ya da batılıların elindeki öyle teknolojiyi falan filan inkar ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ama diyoruz ki kardeşim bu hakiki hikmet değil, bunun ömrü kısa. Sen bana öyle bir hikmet söyle ki, öyle bir yaşam amacı çiz ki, öyle bir ufuklar göster ki bana, insanlığım burada sınırlı kalmasın veya bir hayvanlıktan ibaret kalmasın veya işte 3-5 günden ibaret bir ömür olmayayım sadece. İslamiyet bize beka alemini gösteriyor. Daha uzun ömürlü olanı, daha külli olanı, daha hayırlı olanı, insanı hayvanlıktan çıkarıp melekleri bile geçebileceği seviyeye tefevvuk ettirebilen bir alandan bahsediyor. Hayır potansiyeli olarak İslamiyet'in bahsettiği alan elbette bugünkü bilimin, ilimin, dünyacı olanının tabii bahsettiği hikmetten çok üst bir şey.
Güneş hakkında konuşmak, güneşten güneşe dair konuşmak sadece onun faniliğiyle ilgili bir şey olur. Ama güneşi Allah'a dair okumalarla süslemek, güneşten o denli bir marifet almak, o tarz bir marifet almak elbette artık mevzunun sonsuzluğa gittiği bir alandır. Her ne ki bu dünyada bitiyor, elbette onun hikmeti de heba oluyor. Bir yerde boşluğa düşüyor. Bitmemeli ki hikmeti tam olsun. Çünkü hayır da devamlılık içinde. İşte diyelim ki iki tane arabanız var. Bir tanesi ikide bir arıza yapıyor. Hani ıskartaya çıkması çok yakın. Diğeri taş gibi sağlam bir araba. Tabii ki de hayırlı olan odur. Sağlam olandır. Niye? Daha devamlı. Veya kullandığınız bir eşya veya işittiğiniz bir nasihat veya salih evlat. Bunların hepsi devamlılık olduğu için onlarda, bekaya yaklaştıkları için daha hayırlı olurlar. Yani hayırla vücudilik, varlıksallık ve küllilik ve devamlılık arasında bir ilgi vardır. Bunları geçmiş derslerimizde konuştuğumuz için çok uzatmayayım. Ama biz hikmeti böyle bir yerde alıyoruz. Biz bu dünyanın bilgisini sırf hikmet olarak görmüyoruz. İşte falanca ülkede şu kadar çeşit yemek yapıyorlar. Tamam yapsınlar da bunun bizim sonsuzluğumuza dair kattığı ne? Yani yarın ölecek olsam bu bilgi bende neyi değiştirmiş olur? Veya neyi götürebilirim ben o bilgiyle ölümden ötesine? Bunları biz kendimize sorduğumuz için bu dünyanın hikmeti, bu dünyacı hikmet bize yetmiyor. Felsefe hikmeti, dünyacı bilgi üretim tarzı bize yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de burada bize asıl hikmetin hayırla beraber olduğunu, hayırlı olan da, hayırı da işte bekaya ait olarak düşünmek lazım. Daha devamlı, daha geniş vücutlu olduğu için, daha varlıksal olduğu için, külli olduğu için hikmeti onun orada aranması gerektiğini Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimeyle daha nice şeyler vardır da işte bunu da bize söylüyor. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri de burada 12. söz üzerinden bunu detaylandırdı. Hemen ilk paragrafı da okuyalım, devam edelim. Aha, bunu başlattık mı? Saati başlatmadık. Başlatalım saatimizde. Evet, Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi. Kur'an-ı Hakîm'in, hikmet sahibi Kur'an'ın, her şeyi hikmetle olan Kur'an'ın hikmeti kutsiyesi ile, kutsi, yüce, temiz, pak bu manaları kapsar, hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi. O ne öğretiyor, bu ne öğretiyor? Hem hikmet-i Kur'aniye'nin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine yani toplumsal hayatına verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi. Bunları ikinci ve üçüncü esasta konuştuk. Yani ulaştıkları sonuçlar ne? İnşa ettikleri insan ve toplum ne? Bunları konuştuk. Hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. Bir de Kur'an diğer kelamlardan neden üstün? Onun ispatı da burada oldu. İşte bu sözde dört esas vardır deniliyor ve esaslara geçiliyor. Biz onları tefekkür ettik. Bakınız geçmiş derslere. Bu galiba beşinci dersimiz olacak. Hatta dördüncü esasın bile tamamını okumuyoruz. Şöyle bir yerden başlayacağız. Temsillerin bittiği yerden başlayalım. Oradan okuyalım ayetlere kadar. Ayetler kısmında meale başvuralım inşallah. Orada biraz daha o mevzuları açmaya çalışalım. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi, şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, bu ifade nerede geçiyor? Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Lokman suresinde geçiyor 27. ayette. Onun da altına söz basıp dipnot olarak düşmüş. Allah razı olsun. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır.
hem semavat ve arzın Halık'ı haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mukalemedir. Hem saltanat-ı âme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasiyâ-i muhita noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş. Amma sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecadı çok mütefavittir. Mesela en cüzisi, en ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasın ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliyanın ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Haddeseni kalbi an Rabbi. Ne demek bu? Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor demiyor. Bak böyle demiyor. Rabbül aleminden haber veriyor. Dediği şu, kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Ne farkı var? Konuşacağız. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül aleminin arşıdır. Ne farkı var? Konuşalım bunları. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispeti ref'i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, adi bir adamla cüz'i bir mukalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise, Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede Kütüb-ü Mukaddese ve Suhuf-ı Semaviye'nin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. O sırrı tevaffuktan hissedardırlar. Ve bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşüh etmeyen güzel sözleri toplansa, bir daha okuyorum, eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşüh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen diyor ve burada Üstad Hazretleri epey bir ayet sıralıyor. İşte o ayetleri mealin üzerinden konuşalım ama önce bu okuduğumuz kısmı bir ince tefekkür yapalım arkadaşlar. Gerçi şu ilk paragrafları konuştuğumuzu hatırlıyorum ama tekrar bakmakta elbette bir fayda vardır. Şimdi, evet Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Lokman suresindeki bu ifade, 27. ayetteki bu ifade, ne söylemek istiyor? Cenab-ı Hak Kur'an'da niye böyle bir şey söylemiş? Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Bununla biz ne öğrenmiş oluyoruz? Arkadaşlar, biz bununla Cenab-ı Hakk'ın nasıl yaratışıyla, varlıkla ilişkisi asla kesilmiyor. Yani Cenab-ı Hak kayyumiyet tefekküründe biz biliyoruz ki Esma-i Sitte Risalesi'ndeki kayyumiyet bahsini okuduysanız bilirsiniz ki her an varlığı varlıkta tutuyor. Varlığın varlıkta kalışı bir müstakillik üzerine değil. Söz gelimi bir mimar, mühendis, müteahhit ya da usta bir bina yaptı. O usta ölse de, gitse de, küsse de ne yaparsa yapsın o binanın varlığı devam eder. Çünkü bir müstakillik kazanmıştır.
ustadan bağımsız olarak vardır. Bir parça, bir nisbette ustadan bağımsız olarak artık var olur o. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bizi var edişi böyle müstakil değil. Yani biz Cenab-ı Hakk'a ihtiyacımız bitti artık, Cenab-ı Hak olsa da olur, olmasa da olur, haşa sümme haşa. Ya da işte Nietzsche'nin dediği gibi Tanrı öldü falan filan. Böyle bir şey diyemeyiz, diyemiyoruz. Niye? Bizim varlık telakkimiz öyle değil. Bizi her an Cenab-ı Hak varlıkta tutuyor. Bizim varlığımız bina ve usta örneğine nispetle neye benziyor? Bizim varlığımız bir projektörden yansıyan filme benziyor. Projektör kesildiği an veya bir ampulden gelen ışığa benziyor bizim varlığımız. Elektrik kesildiği an ampulde ışık kalır mı? Kalmaz. Veya işte projektör kapandığı an perdede görüntü kalır mı? Kalmaz. Cenab-ı Hak bizi her an varlıkta tutuyor. Biz varlığımızda müstakil değiliz. Bağımsız değiliz. Kendi kendimizi durduruyor değiliz. Nereden biliyoruz bunu? Yaratamayışımızdan biliyoruz. Biz herhangi bir şeyde acize düştüğümüzde o varlığın eksik kısmını tamamlayacak yaratışa sahip miyiz? Yüzleştiğimiz zaman en alelade fiillerde bile hayır, bu yaratışın ilmi de bizde değil, iradesi de bizde değil, en nihayet kudreti de bizde değil. Uyanışını yaşıyoruz. Söz gelmiş de ben size elimi kaldırıyorum böyle. Şimdi bu el kaldırma hadisesi, işte robotikçiler çalışıyor. Bir robota el hareketi yaptırmak için ne kadar şey kuruyorlar, devreler, işlemler, bilmem yazılımlar, şunlar, bunlar, uyumlar, ahenkler. Ancak öyle başarıyorlar, işte bir kaşını gözünü oynattım mı, elini oynattım mı seviniyorlar, işte bunu başardık falan diye. Veya soruya cevap verdi mi robot, ha diyorlar bunu başardık, ne kadar mutlu bize. Halbuki onun arkasında belki büyük bir ekibin yıllardır sürdürdüğü çalışma var. Fakat ben bunu sadece aklımdan geçirmemle yaptım. Ben şimdi acaba o ekipteki bütün bilim adamlarından çok mu zekiyim? Değilim. Belli bir şey yani, benim onlardan daha zekiyim. Daha mı çok çalıştım ben bunun üzerine? Yok, çalışmadım. Doğduğumdan beri bu yetenek bende var elhamdülillah. Peki nasıl oldu bu? Çünkü ben yaratmıyorum. Yükü ben taşımak zorunda değilim. Bu fiilin ortaya çıkışının yükü olan kudret yükü, İlim yükü, irade yükü, bunlar bende olmak zorunda değil. Ben sadece istiyorum. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin örneğine gidelim. Bir asker orduya bağlı olduğu zaman düşünür mü ya, ben bu mermiler nereden bulacağım, bu şey nereden gelecek, benim karnım nasıl doyacak? Asker bunları düşünmez. Asker görevine bakar, onları devlet ona sağlayacaktır. Taşımak zorunda kalmaz. Ama siz bir eşkıya olduğunuzu düşünün. Devletten bağımsız tek başınıza racon kestiğinizi düşünün. O zaman neye ihtiyacınız varsa o sizin taşımanız, bulmanız, yedeklemeniz gereken bir durumda olur. Mermi mi lazım? Üstümde olmalı. Bana kimse getirmez mermi. Ya da işte yiyecek mi lazım? Taşımam lazım, bulmam lazım. Başka kimse getirmez. Ben tekim. Biz de yaratışta öyle bir yerdeyiz ki bunların taşıyıcısı olmuyoruz. Sadece isteyeni oluyoruz. Ben istiyorum ve bu el hareketi gerçekleşiyor. Ama burada ne kadar ilim var? İşte o robotikten biliyoruz mesela. Cenab-ı Hak o ilmi bize niye vermiş, robotik ilmini? Biraz da bunları düşünelim diye vermiş. Ya bu eli ben yapmıyorum. Ben sadece istedim. Burada ne kadar komplike şeyler oldu. Bilmem kaç bin tane, milyon tane sinirden iletişim sağlandı. Beyinden, gözden, uyumlar, kaslar, bilmem şunlar. Hepsinin tam takır. Yok. Takır takır. Ya da tas tamam çalışmasıyla bu iş vücuda gelebildi. Ama bende onların hiçbirisinin bilgisi yok. Bu bilgi nerede? Bir işlemin işte robotikteki gibi ilmi olması lazım. O işlemi yapanın sahibi olması için o ilmi onun üretmesi lazım. Patentinin onda olması lazım. Bu işin patenti bende değil. Ben bunu hazır aldım. Nerede bu ilim? Nerede bu irade? Buradaki bütün o seçişler. O sinir niye buraya gitti de şuraya gitmedi? Veya şu kas niye buradan kasıldı da şuradan kasılmadı? Bazen bazı rahatsızlıklar vardır. Allah hiçbirimize vermesin inşallah. Olanlara da sağlık sıhhat versin. Bazı kaslar kontrolsüzleşir. Böyle kasılır, sahiplerini böyle şey yaparlar. Acayip hareketler yapmaya zorlarlar. Sürekli kasılarak veya kasılmayarak.
yüzün dengesi bulur, kasların, vücudun dengesi bozulur. Cenab-ı Hak öyle hastalık vermesin hiçbirimize. Ama o hastalık gösteriyor ki ya bak, bir yerde bir kesik olduğu zaman, bir gidik olduğu zaman sen bunu telafi edemiyorsun. Sende değil bu işin direksiyonu. İşte onun gibi Cenab-ı Hakk'ın yaratışı, her an varlığı varlıkta tutan şey, kayyumiyetiyle bizi devam ettiriyor. Bir an bizden o kayyumiyet desteğini çekse hiçliğe düşeriz. Aynen onun gibi de Cenab-ı Hakk'ın iletişimi de kesilmiyor. İletişimi tırnak içinde kullanıyoruz. Bizim hep yönlendirilmemiz lazım değil mi? Doğruya, hakikate, maslahatlı olana. Varlığımızın devamı biraz da buna bağlı. Doğru seçenekleri seçmemize bağlı. Peki bunlar bize nasıl bildiriliyor? Güvercine yuvası nasıl öğretiliyor? Ta uzak mesafelerden nasıl buluyor? Bilmem hangi kelebek 3 nesil sonra doğduğu yere nasıl hiç görmediği halde göç edebiliyor? Veya işte bir balık türü, somon balığı, doğduğu yere nasıl yüzerek geri dönüyor, orada yumurtluyor? O yolu nasıl hatırlıyor? Gibi gibi şeyler, bunun gibi daha birçok sır vardı. Hücre düzeyine indiğinizde zaten her şey muhteşem. Yani oraya indiğinizde artık akıl duruyor. Oradaki bütün o yönlendirmeler, ya bunları ben yapmıyorum, bunları kim yapıyor diye bize sordurması lazım. Bak o da bir iletişim, kayyumiyetin hemen arkasında bir iletişim şeyi de var. Bilgi geliyor, haber geliyor, ilham geliyor, başka saikler, hisler belki bizde tahrik ediliyor. Biz onlar sayesinde harekete geçiyoruz biz veya bütün varlık. Bu ayet bize bunu söyledi, yani Lokman suresinin 27. ayeti. Şimdi bu ayet ekseninde düşünüyoruz. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki Allah-u Teala herkesle her şekilde konuşuyorsa, iletişimdeyse, ya bu Kur'an'ın üstünlüğü ne? Şimdi tarihselcilik diye bir akım var. Mustafa Öztürk diye bir talihsiz o işi bu Türkiye'de yaymaya çalışıyor. Başka şeyleri de vardır ama temsilcileri. O ön plana çıktığı için onun ismini veriyorum. Ya niye gidiyor adam? Ya diyor, bu diyor peygamberin sözüdür diyor, aleyhissalatü vesselam. Onun sözüdür Kur'an diyor. O yazmıştır diyor. Hislenmiş, duygulanmış. Bak burada diyor sert ifade kullanmış diyor. O işte insani hisler diyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü kendi konuşmasını, Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle kurduğu iletişimi peygamberin iletişimiyle aynı sanıyor. Değildir. Cenab-ı Hakk'ın konuşmasının iki çeşidi vardır. Üstteki temsilde geçti. Onları görmek için bir önceki derse gitmenizi rica edeceğim. Ama şu bir tanesini okuyayım bari, kısa olanını. Biri sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri sultan-ı uzma ünvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyet-i âmme haysiyetiyle evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir. Bu talihsiz sanıyor ki Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle kurduğu iletişim Efendimizle aynı. Ben nasılsam o da o diyor. Aklına gelmiş yazmış diyor. Haşa. Vay, çok başka bir şey. Sen başka bir şeysin. Sen yani o talihsizliğini de gösteriyor ki iletişimde arkalarda kalmış birisisin yani. Elbette Cenab-ı Hakk'ın eşyası birbirine perde olmaz ama senin de talep edişin Cenab-ı Hakk'ın sendeki tecellisini etkiliyor. Yani ne kadar dua edersen o kadar ihsan ediliyor tabiri caizse. Senin duan eksikmiş, sana az geliyor. Sen de o voltajı düşüklüğü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güneşler gibi imanıyla karıştırıyorsun. Onlar bir değil. Şimdi burada mesela bak, bu konuya da bir atıf var. Kur'an ismi azamdan, bak Kur'an nerelerden geliyor? İsmi azamdan, Cenab-ı Hakk'ın en yüce, en büyük isminden ve her ismin azamlık mertebesinden. Yani Cenab-ı Hak Rahim, bana lazım olan tam Ahmet'e gerekir şekilde nimetler veriyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir de rahmaniyeti var. Bütün varlığa ne ihtiyacı varsa bağışlıyor. O işte onun azamlık mertebesi gibi. Ya Rahim isminin azamlık mertebesi yüksek, daha yüksektir. Ama bende de hususi bir tecellisi var. Ben bununla onu karıştırmamalıyım. İsmi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Bir çiçek ne kadar güzel değil mi?
ama bir de kainatın bütününün Cenab-ı Hakk'ın manzara alada gördüğü şekilde güzelliğini düşünün. O büyük resim ne kadar güzeldir kim bilir. Her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Yani Cenab-ı Hak burada nereden konuşuyor onu anlamamız için. Bütün alemlerin Rabbi itibariyle konuşuyor. Hususi bir şey değil, Ahmet'in Rabbi, Mehmet'in Rabbi değil. Bütün alemlerin Rabbi olarak konuşuyor. O işte yukarıdaki temsildeki saltanat-ı üzma unvanıyla, hilafet-ü kübra namıyla ve hakimiyet-i amme haysiyetiyle konuşması var ya, işte bir dedim ya, ben örnek verdim, Cumhurbaşkanı'nın diyelim kendisine çay getiren adamla o nasılsın Ahmet demesi var. Bir de çıkıp diyelim bir savaş zamanı veya işte büyük bir değişim zamanı çıkıp bütün herkese o değişimin, o şeyin şartlarını ve gereğini anlattığı zamanki hitabı var. Orası genel geçerdir, herkesi bağlar. Bu hususi bir şey. Belki burada enseme şaplak atıyor, bilmem işte normalde hiç makamında olmayacak şeyler söylüyor, şakalar söylüyor. Olabilir o hususi şeyi ama burada öyle konuşmaz. Burada herkesin karşısında olduğu için oranın vakarıyla, ciddiyetiyle, nerede durduğunun bilinciyle ve onun genişliğiyle konuşur. Tesiriyle konuşur. Evet. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Bunlar hep geçen derste konuştuğumuz şeyler. Yine aynı noktaya vurgu var. Hem semavat ve arzın halıkı haysiyetiyle bir hitaptır. Semavat ve arzın halıkı değil, Ahmet'in Mehmet'in halıkı sadece. Hem rububiyet mutlaka cihetinde bir mukalemedir. Hani rüya niye delil olmaz? Çünkü rüya mesela hususidir, sana dairdir. Ha, sadık rüyadır belki, sana bildirilmiş bir şey vardır. Ama bu seni bağlar sadece. Eğer o da şeriatla çelişmiyorsa, çünkü şeriat genel geçer kuralları söyler. Mesela sana rüyanda deseler ki Ahmet senden namazı kaldırdık, elbette buna inanmaman lazım. Çünkü Habibi Aleyhisselatü Vesselam'dan bile kaldırılmamış namaz, sen kimsin diye düşünmen lazım. Ama diyelim başka bir şey, bir hususi bilgi rüya ile gelir mi? Gelebilir ama genel geçer değildir. Seni bağlar en fazla, sen amel edersen onunla başkasına dayatamazsın. Ben rüyamda şöyle gördüm, bundan sonra böyle yapılacak diye şeyler olmaz bizde. O da işte bak yine hitap edilen makam farklılığı. Cenab-ı Hak seninle konuştu, sen bunu alıp herkese yayamazsın. Senin çünkü şeyin yok, nasıl diyelim, makam-ı nübüvvet gibi herkese bir yasa, bir şey, kural koyuculuk durumun yok. Sana öyle bir vazife verilmemiş ki. Haddini aşmaman lazım yani. Hem rububiyet mutlaka cihetinde mukalemedir. Rububiyet mutlaka, yine en geniş daire. Hem saltanat-ı âme-i subhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Bugün de dilim yine çok sürçüyor. Hem saltanat-ı âme-i subhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Saltanat-ı âme-i subhaniye. Yani geniş, sübhani saltanat, kusurlardan münezzeh, umumi saltanat. Hem rahmeti vasiyayı muhita, bak yine rahmeti vasiyayı muhita, Cenab-ı Hakk'ın kuşatıcı, geniş rahmeti. Burada ne diye verilmiş manası? Allah'ın her şeyi kuşatan geniş rahmet. Evet, biz de öyle anladık. Hem rahmeti vasiyayı muhita noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nuzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. Gördüğünüz gibi ifadeler hep umum daireye. Bunları geçen derste konuştuğumuz için şimdi üstünde çok durmuyorum. Ayetlere vaktimiz kalsın diye. Bu şifre bulunan kısmına bir dokunalım. Cenab-ı Hak artık o şifreli kısımda azametinin en yüksekliğini hissettiriyor. Huruf-u mukatta diye bir şey var ya Kur'an'da, bu elif, la, mim, ha, mim vesaire gibi harfler var. Sadece harften ibaret başlangıçlar var. Bunlar ne? Bunlarla Cenab-ı Hak azametinin en üst seviyede bize gösteriyor.
Yani öyle bir kelamı olabilir ki Allah'ın, bunu ancak Habibi Edibi aleyhissalatü vesselam anlar. Bir de o hurufu mukatta üzerine sarf eden ilmi esrar muhakkikleri diyelim. O da işte istikametli kısmı. Bazı manalar çıkarabilir. Fakat yani oradaki kelamının yüceliği anlaşılır. Bir kelamın hem avamla konuşan kısmı olur. Bazen de Cenab-ı Hak azametini hissettirir orada mesela. Celal tecelli eder. Müteşabihat olur. Veya ne diyelim, işte bu hurufu mukatta gibi olur. İlimde rusuh peyda edenlere gideriz biz onları anlamak için. Veya muhkemlere havale ederiz onları kavrayabilmek için. Niye? Bir kısmı cemalidir ama bir kısmında da böyle Cenab-ı Hakk'ın celali gözükür. Orada bizim artık sınırlarımız aşılır. Orayı öyle düşünmek lazım. Uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i azamın muhitinden nuzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan muhabere mecmuası, mesela İkinci Dünya Savaşı yıllarına dair filmler izlediğinizde görürsünüz. Mesajlar hep şifreli gider. Ama şifrenin ne olacağı da baştan bir mesajla söylenir. Bugün şifrenin şekli şöyle olacak diye. Karşı taraf anlar bunu, diğerleri anlamasa da. Ondan sonra gelen mesajları o şifreye göre okurlar. Üstad Hazretleri bunlardan da haberdar demek ki. Hem ism-i azamın muhitinden nuzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet veşan bir kitabı mukaddestir. İşte bu sırdandır da Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş. Cenab-ı Hakk'ın kelamı olmak ünvanı kemal-i liyakatle Kur'an'ın hakkı. Kur'an başka bir şey yani. Başka bir şey arkadaşlar. Öyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne geldi, aklına esti. Sakın sakın size böyle söyleyenler olur. Maalesef ahir zaman her şeyle karşılaşıyor. Öyle değil. Bize öyle gelmiyor mu? Bu bizim sınırlılığımızdan. Biz o ilmin esaslarını okumadık. Kur'an'ı anlamak belli bir tedrisat istiyor. Öyle aldım elime meali, çözdüm hepsini. Yok böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın kelamı o. Arapça bilmeniz bile, yani düz Arapça bilmek bile yetmiyor. Tefsir ilmi, usulü, işte sarf nahiv ilimlerinin o incelikleri, belagat ilminin incelikleri, daha nice nice ilimler. Medrese usulünde bunlar tahsil edildikten sonra Kur'an'la muhatap olunuyormuş. Niye? Lazım arkadaş yani. Tamam, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahisiyle avamla konuşuyor ama öyle her şeyi de ben çözdüm, bildim, hükmettim yok. Çok incelikleri var. Dikkat etmen gereken dengeler var. Kelamın hakkı bu. Allah konuşuyor seninle. Şurada bir yabancı adamın kitabını okurken 40 kere sözlük açıyorsun. Burada ne söylenmiş, ne demek istemiş, bu sözü nasıl anlamak lazım, başka yerde bunu açmış mı diye. Kur'an'a bu mesai vermiyorsan bu senin hamlığın. Hiç buradan hani Kur'an'a basitlik ithamı çıkmaz. Amma sair kelimat-ı ilahiye ise, işte ilhamlar, gönlümüze geldi, aklımıza esti, bir şey düşündüm, ampul yandı, bunun gibi şeyler. Sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar. Yani sana münhasır. Senin bir durumun var, bir müşkülün var, bir sınırlı bir alanda yapman gereken bir şey var. Onunla ilgili bir iletişim, has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle değil, Rabbül Alemin konuşuyor, senin Rabbin konuşuyor. O an senin ihtiyacın olan şekilde bir yardımda bulunuyor. Has hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Bak kaç kat 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 Bediüzzaman Hazretleri o şeyi döşedi. Bir kısmı has bir itibar, cüz'i bir ünvan, hususi bir isim, cüz'i tecelli, has bir rububiyet, mahsus bir saltanat, hususi bir rahmet, zahir olan kelamdır. Bak kat 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 küçülttü. O büyük daire nereye? Bu daire nereye? Hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Bunun da delilleri varmış. Söz basım not koymuş buraya. Taha suresi 38-39'da bu cümlenin delili varmış. Ekser ilhamat bu kısımdandır.
İlhamlar bu kısımdanmış. Fakat derecatı çok mütefavittir. Çok farklı dereceleri varmış. Mesela en cüzisi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Bak hayvanlar da ilham alıyor. Cenab-ı Hak onlarla da iletişimini kesmemiş. İşte dedik ya güvercine yuvası nasıl bulduruluyor? Veya işte somon balıkları doğdukları yere kadar nasıl yüzüyor? Veya başka hayvanların da böyle aldıkları ilhamlar var. Mesela hamsiler, bu Cemal Saydam'ın Havadan Tozdan kitabında okumuştum. Hamsiler sivrisinekler için de söylüyordu mesela. O tozlarla beraber gelen bir yağmur var. O yağmurun yağacağı zamanı diyor anlıyor şeyler, hamsiler. Nasıl anlıyorlar bilemiyorum ama diyor. O yağmurun geleceği zamanı anlıyorlar. Ondan evvel çünkü yavrular doğduğu anda o sudaki şey onlara lazım oluyormuş. Mineraller, hamsi yavruları yumurtadan çıktığında o gerekiyormuş onlara. Veya sivrisinek yavruları da aynı şekilde larvaları için gerekiyormuş. Ya sanki diyor biliyorlar. Tam diyor o yağmur geleceği zaman çoğalıyorlar, yumurtluyorlar. Ve yağmurdaki şeyleri o demir, demir bir şeyler de oradaki elementler. Onlar diyor onlara lazım kullanıyorlar diyor. Nasıl biliyorlar bilmiyorum diyor ama diyor biliyorlar. Cemal Saydam'ın o kitabı da ibretliktir. Havadan tozdan. Eksel ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. En basiti. Sonra avam-ı nasin ilhamatıdır. Yani bizim de aldığımız ilhamlar kimi zaman oluyor. Aklımıza yağdı yağmur çaktı şimşek gibi şeyler geliyor böyle. Şiirler, şeyler, güzel cümleler, bazen çözüm içinden çıkamadığımız sorunlarda bir çözüm Cenab-ı Hak lütfediyor. Veya ya şuraya da bir bakayım diyorsun, bir bakıyorsun, kaybettiğin şey oradaymış gibi gibi. Sonra avamı melaikenin ilhamatıdır. Bak melaikenin de avamı var. Nasıl onların da peygamberleri var. Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam. Onların peygamberleri. Bir de avamları var bizim gibi. Ama onların avamının ilhamatı yine bizimkinden yüce. Sonra evliya ilhamatıdır. Bak. Allah dostlarının ilhamatı da meleklerin avamından yüksek. Cenab-ı Hak Allah dostlarıyla da konuşuyor elbette. O kerametler yoksa nasıl mümkün olabilir? Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. Meleklerin büyüklerininki de onlardan yüksek. İşte bu şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Haddeseni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül Alemin'den haber veriyor. Haşa Rabbül Alemin'le konuşan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Alemin'in arşıdır. O söz onun hakkı değil. O söz Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkı. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicabların nispeti ref'in derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. Nispeti ref ne demek? Bakalım. Ortadan kalkma oranı. Yani o aradaki perdeler ne kadar kalkarsa o kadar konuşabiliyor. Ne kadar kendini yetiştirmişse, kalbini Allah'tan gelen manalara açmışsa, Cenab-ı Hak ona ne kadar lütfetmişse akrabiyetiyle o kadar konuşabiliyor. O kadar mazhar-ı hitap olabilir. Bu genel konuşmayla bir olmaz yani. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması, yüce saltanatı, büyük saltanatı haysiyetiyle çıkan fermanı, adi bir adamla cüz'i mukalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise. Dedik yani çağcısıyla da konuşur ama bir de çıkar ulusa sesleniş yapar. Bunlar bir değildir. Ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik ise, ya işte güneşe bir doğrudan muhatap olmak var, bir de küçük bir aynayla bir yere yansıtıp onunla bir yerlerden işte fayda almaya çalışmak var. Ne kadar farklıdır. Ne kadar çok ve faik ise Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Böyle düşünmemizle ancak Kur'an bize bu şekilde açılır arkadaşlar. Kur'an'ı kafamızda basitleştirdikçe, işte mealcilerin düşürdüğü düzeye indirdikçe Kur'an bize kapanır.
Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi haber veriyor. İslam ehlinin, müminlerin, alimlerin onunla imanları artar. Küfür ehlinin, gaflet ehlinin, belki işte bizim içimizdeki nadanların da dalaleti artar. Neden? Ona kapanıyor, buna açılıyor. Talebe göre Kur'an cevap veriyor. Muhatabının kalbi bir ayna oluyor Kur'an için. Oradaki berraklık görüşü arttırıyor. Oradaki karaltmalar, sınırlandırmalar görüşü zayıflatıyor. Bu niyetle Kur'an'la muhatap olmak lazım ki Kur'an bize açılsın. Ya öyle işte normal adi kelamdır gibi bakarsan haşa sümme haşa. O zaman Kur'an sana kendisini kapatır, yüzüne duanı indirir, sen de nasipsizliğinle kalırsın. Kalbin mühürlenir, Allah muhafaza, Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Bizi öyle nadanlıklara, aptallıklara uğratmasın. Haddimizi bilelim, Cenab-ı Hak zaten rahmet ve kerem sahibidir. Biz haddimizi bildikçe o bize lütfeder. Kur'an'dan sonra ikinci derece Kütüb-i Mukaddese ve Suhuf-ı Semaviye'nin, Kur'an'dan sonra ikinci derecede Kütüb-i Mukaddese ve Suhuf-ı Semaviye'nin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başka peygamberlere de gelmiş kitaplar var biliyorsunuz. Her ne kadar muhafaza edilememişse de, tahrif edilmişse de, işte Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat gelmiş, Hazreti İsa Aleyhisselam'a İncil gelmiş, Hazreti Davud Aleyhisselam'a Zebur gelmiş gibi. Ve bir de tam kitap olmayan ama suhuf diye geçen az sayıda vahiy gelen böyle peygamberler var. Bu şekilde kitabi olarak gelen sayfa sayıları var. Onlar tabii benim aklımda yok. Birçok peygambere de suhuf şeklinde gelmiş. Onların dereceleri de Kur'an'dan aşağı. Umumi oldukları nispetle dereceleri yükseliyor. Kur'an'dan sonra ikinci derecede Kütüb-i Mukaddese ve Suhuf-ı Semaviye'nin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. Onlara dereceleri nispetinde yüksekler. O sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Yani onlar da öyle sıradan ilham gibi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın vahiy olduklarından onların da mertebesi yüksektir. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan teraşuh etmeyen, bak şu cümle çok kritik, eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan teraşuh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebeyi kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Çünkü biz parçadan bütüne gidiyoruz. Bu arkadaşlar bilim felsefesinin çok üzerinde durduğu bir şey. Bilim felsefesiyle ilgili kitap bulursanız mutlaka okuyun. Burada konuştuğumuz şeylerin çoğu orada oturuyor. Parçadan bütüne gittiği için asla bütünü görüyormuş gibi konuşamıyor bilim. Burada da Üstad Hazretleri belki buna dikkat çekiyor. Yani hep parça olacağız biz. Alemin bütün sırrını, bütün dekaykıyla bilemeyeceğiz. Çünkü gittikçe derinleşiyor. Her adımımızda daha büyük bir derinliği fark ediyoruz. Daha büyük bir genişliğe uyanıyoruz. Sınıra gidemeyeceğimizi anlıyoruz. Şimdi biz ne kadar gidersek gidelim, ne kadar onlar toplanırsa toplansın. Ya bizim Kur'an'dan daha yüksek bir söze, bir beyana ulaşmamız mümkün mü? Değil. Çünkü bütünün sahibi konuşuyor. Her şeyi bilen konuşuyor. En ince detayına kadar. Her şeyi bilenin konuştuğu kelamla bizim gibi parça parça bir şeyler öğrenenlerin konuştuğu kelamlar bir olur mu? O yüzden biz o bu şey inancı vardır ya, insanlık bir çıkıştaymış gibi. Neydi onun ismi? Tarih anlayışı. İşte ismi, kavramın kendi ismini unuttum ama şimdi manasını anlatayım size. Yani insanlık işte geçmişte şeydi, düşük seviyedeydi, giderek yükseliyor. Doğrusalcı tarihsel yaklaşım mıydı? Neydi arkadaş, unuttuk ismini. Onun gibi değil bu iş. Yükseliyoruz. Peygamberler bizden geride. Bak biz daha yukarı çıktık. Haşa. Peygamberlerin o sıçraması, Cenab-ı Hakk'ın onlarla yaptığı sıçrama, senin bir daha ulaşamayacağın bir şey. Yani bu kalp ritim olur ya, böyle giderken düz sıçrama olur, sonra bir daha gider, bir daha sıçrama olur. Peygamberlerin lütfedilmesi de bize, vahiylerin lütfedilmesi de bize insanlıktaki o sıçrama gibidir. İşte o kalpteki sıçrama gibidir. Ondan sonra yine düşük şeye geliyoruz. Bilim yapmışız, ilim yapmışız. Bu insaniyetimizde neyi yükseltti? Bugünün insanları mı daha canavar? Geçmişteki insanlar mı daha canavar? Bakıyorsun ya, bu kadar öldüren de yoktu geçmişte. Şimdi bir düğmeye basıyorlar. Milyonlarca insan ölebiliyor. Adam bir düğmeye basıyor, bir bombayı atıyor uçaktan. 350 bin kişi gidiyor. Hiroşima'da, Nagasaki'de. Şimdi bu mu daha cani?
Yoksa geçmişteki insanlar mı? Geçmişteki insanlar bu kadar büyük katliamlar yapabilmeyi akıllarından geçiremezlerdi. Yükselmiş mi olduk biz şimdi? Nerede bu yükseliş? Sonuçları nerede? Cinayet oranları mı düştü? Hiçbir şeyde de eksilme yok. Hatta artma var. Niye oğlum bu kibir? Niye kendimizi daha yüksekte görüyoruz? Ha işte biz onların yapamadıklarını yapıyoruz da bu yapamadıklarını yapmak bir yükselme belirtisi niye oluyor? Nereden oluyor? Çıta aslandan daha hızlı koşuyor diye çıta daha mı yüksek bir hayvan? Aslan daha kuvvetli diye aslan daha mı bir iri hayvan? İri hayvan da yüksek bir hayvan değil ya. O da hayvan, o da hayvan. Belki de bu hiçbir şeyi değiştirmiyor yani. Evet, şimdi geldik ayetlere. Vaktimize bakıyorum. Az kalmış, 38 dakika konuşmuşuz. Bir de tabii geç açtık, 40 dakika diyelim. Hızlı gitmeye çalışayım. Eğer Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini, yani Kur'an'ın yüceliğini, her ismin azamlık mertebesinden, ismi azamdan geldiğini bir parça fehmetmek istersen, anlamak istersen, Ayet-ül Kürsi diyor. Bir, Ayet-ül Kürsi'ye bakmamız lazımmış bunu anlamak için. Ayet-ül Kürsi bunu bize nasıl anlatıyor? Burada işaret koydum arkadaşlar bu ayetlere. Bir mealine bakacağız. Meal üzerinden anlamaya çalışacağız. İşte geldik Ayet-el Kürsi'ye. Bakara suresinin, Ayet-el Kürsi arkadaşlar, Bakara suresinin 255. ayeti. Bakara suresinin 255. ayetidir Ayet-el Kürsi. Aslında okumayacağım, mealinden gideceğim. Vaktimiz kısaldı. Allah Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O haydır, ezeli ve ebedi hayat sahibidir. O kayyumdur. Varlığı hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi bütün eşya onun yaratmasıyla ve tedbiriyle devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman ona arız olamaz. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. Onun katında onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? O bütün yaratıklarının geçmiş ve gelecekteki bütün hallerini bilir. Onun yaratıkları ise onun dilediği kadarından başka ilahi ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak onun kudretine ağır gelmez. En yüce ve en büyük olan da ancak odur. Bakınız, şu kadarcık meali okuduk, bunun tefsirini okusak kim bilir daha neler neler anlaşılırdı buradan. Ama Cenab-ı Hak kendisini nasıl net, kapsayıcı, muhteşem bir şekilde tarif ediyor. Bu bilgiye biz eğer vahiy olmasa, kainata bakarak işte o kör topal ilerleyen zekamızla nasıl vasıl olabilirdik? Ya o kadar emin ki Kur'an, bak Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğunun bir delili. Ya Cenab-ı Hakk'ın marifeti hakkında o kadar emin konuşuyor ki Kur'an. Ve o kadar kapsayıcı konuşuyor ki. Yani şu ayetin üstüne bir şey söyleyelim ya. Ya da şöyle, ben hep söylüyorum. İslam'ın tarif ettiği Allah'ın üstünde bir Allah tarif etsinler bize. O toplansınlar, o ateisti, deisti, şunu bunu hepsini toplasınlar. Bize İslamiyet'in tarif ettiği Allah'tan daha yüce bir Allah tarif etsinler. Bakın hep eksiltmedir onlarınki. Hep eksiltmedir. İslam'dan başka şirk ekolü olarak, hepsi şirktir onların. İslam'dan başka ne kadar ekol varsa hep Allah'ın sıfatından, isminden eksiltme yapmışlardır. Arızalandırma yapmışlardır. Ona tapıyorlardır. Daha üste çıkmamışlardır. Mesela Hristiyanlar Cenab-ı Hakk'ın azabını yeterince bilmiyorlar. Çok belli, onlarda o vurgu çok zayıf. Hep böyle onun sevgi tarafına falan vurguları var. Ama sen onu daha yüce yapmadın ki bununla. Dengesini bozdun marifetin ve istikametin. Cenab-ı Hak hem celali hem cemali isimlerin sahibi. Eserlerini de kainatta görüyoruz değil mi? Bir yanardağ patlamasını izlerken biz yeğenimle bazen izliyoruz. O seviyor onları. Bak ne kadar celali hadiseler var. Cenab-ı Hak kötülere ceza vermiyor mu? Veriyor. Hastalık vermiyor mu? Veriyor. Bunlar celali. Onu sen Cenab-ı Hakk'a vermediğin zaman ne oldu? Bak şirke kapı açtın. Gibi gibi
çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yani şu ayetteki, ayet-i kürsideki Cenab-ı Hak'ta yani eriştirdiği bize o yüksek marifet burada kat kat neler söylüyor. Alemi bir gül goncası gibi birbirine katman katman sererek, açarak, dolayarak bize söylüyor. Var mı ya bunun gibisi? Ya bu ne kadar bir kesinlik, eminlik. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya bana Allah böyle geliyor, bana şöyle geliyor gibisi değil. Haşa. Hiçbir insan bu şeye ulaşamaz. Bu alemler Rabbinin kendini tarifi. Yani çok bariz ya, bu alemler Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın kendini tarifi. Kimse buna ilişemez, bu yüksek düzeye. Bunu gördükten sonra biz böyle bir şey olduğunu zaten anlıyoruz. İşte bizim bir müzakereli dersimiz var Cuma günü, ya ismi kayyumu konuşuyoruz ya. İsmi kayyum nedir? Bunu anlamaya biz belki 3 ay, 4 ay, Cuma günleri birer saat konuşa konuşa mesafe almaya çalıştık. Bugün bile diyoruz ki tekrar başa dönsek çok daha değişik şeyler çıkar. Ya Allah söylüyor da biliyoruz, bir de o hani söylemiş de biliyoruz, onu da anlayamıyoruz, tam kuşanamıyoruz. Bu Cenab-ı Rabbül Alemin kelamı olmaz da kimin kelamı olur? Haşa. Evet, Ayetül Kübra'yı okuduk, şimdi ikinci ayet. Ve ayeti ve indehu mefatihul gayb. Bu ayet Enam suresinin 59. ayeti. Gaybın anahtarları Allah katındadır buyuruluyormuş burada. Bakalım devamında ne buyuruluyor? Enam suresi 6. sure 59. ayet oluyor. 6. sure 59. ayet. Ayraç koydum da üstad sıralı gitmediği için sırayla gidemiyorum. Bulmam lazım yerini. 6. sure. Evet, geldik galiba. İşte buradayız. 6. sure 59. ayet. Enam suresi. Şöyle bir yerden okuyalım. Gaybın anahtarları da Allah'ın ilmindedir. Üstad Hazretleri sadece başını vermiş ama ayetin devamı da var. O yüzden zaten ben meali açtım. Aslında okumuyorum, vaktimiz az. Gaybın anahtarları da Allah'ın ilmindedir. Onları ondan başkası bilemez. Karada ve denizde olanı da o bilir. Onun ilmi olmadan ne bir yaprak düşer, onun ilmi olmadan ne bir yaprak düşer, ne de yeryüzünün karanlıklarında bir tane saklı kalır. Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır. Bakın bu da Ayet-el Kürsi kadar olmasa da onun mahiyetinde bir marifet öğretiyor ki, yani bu böyle insan düşünüşü olamaz. Resmen Cenab-ı Rabbül Alemin kendisi de anlatıyor ya. Bu kadar kesin, bu kadar net, en ince detaylardan en yüce makamlara kadar. Gaybın anahtarları ondadırdan gelip, ondan başkası bilemez, karadan denizde olanı o bilir. Onun ilmi olmadan ne bir yaprak düşer. Bak bu inceliğe kadar emin. Ne de yeryüzünün karanlıklarında bir tane saklı kalır. Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır. Derecesinde böyle bir beyan. Bu kadar üstün bir Cenab-ı Hak tarifi ancak Cenab-ı Hakk'ın kendisinden gelir. Yoksa biz o bütüne ulaşamayız, o bilgiye ulaşamayız arkadaşlar. Bir diğer ayet ve ayeti diyor, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكُ. Bu ayette Âl-i İmrân suresinin 26. ayeti, Âl-i İmrân suresinin 26. ayeti şöyle bir meali verilmiş. De ki, ey mülkün hakiki sahibi olan Allah'ım. Bakalım devamı nasıl? 3.26. 3.26. Evet, geldik. Doğrudur, oradayız. Evet, 26. ayet. De ki, ey mülkün hakiki sahibi olan, alemlerde dilediği gibi tasarruf eden Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Sen dilediğini aziz eder, yükseltir, dilediğini de zelil kılar, alçaltırsın. Bütün hayır ve iyilik yalnız senin kudretindedir. Sen her şeye kadirsin. Bir sonraki ayette okuyayım. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokarsın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız şekilde rızıklandırırsın. Bakın ne kadar emin. Ve bütün detayları Cenab-ı Hak adına fetheden bir beyan bu. Biz bunu bilemeyiz arkadaşlar. Biz bütüne hakim değiliz. Ya Cenab-ı Hak yaratışında tevhidle mi yaratıyor, yoksa arada başka aracılar mı var? Hadi bunun marifetine ulaşalım. Nasıl ulaşacağız? Biz bunun şeyine giremeyiz ki. Yani eşyanın yaratılışına şahit. Ancak dünyada varoluşumuz itibariyle bir sürecin zahirini görüyoruz.
Melekut cihetinde neler oluyor bunlara hakim olamayız ki biz. Ancak Cenab-ı Hak bildirdiği zaman evet böyle oluyor diye anlayabiliyoruz. Yani bize bir ilim verildiği zaman onun peşinden bir tefekkür yürütebiliyoruz. Bu ayette yine bunun bir delili. Diğer bir ayet, bu da Araf suresinin 54. ayeti. Araf suresinin 54. ayeti. Hemen onu açayım. Vaktimiz az olduğu için. Araf suresi kaçıncı sureydi ya? 7. sure. Araf suresi. Evet geldik. Buradaki verilen kısmı Üstad Hazretlerinin yuhşil leylen nehara yetlubuhu hasisen ve şemse vel kamera ve nücüme musakharetin bi emri. Burada bu kadarlık kısmı verilmiş. Mealde de şöyle. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. Burada devamı ne geliyormuş? Kaçıncı ayet pardon? 54. ayet. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan... Doğru mu okuyorum ya? Evet 54. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arş üzerinde hükmünü icra eden Allah'tır. O gündüzü peşi sıra kovalayan gece ile örter. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. İyi bilin ki yaratmak da ona aittir. Yarattıklarının tedbir ve idaresi de alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Gördüğünüz gibi yine aynı azamet burada mevcut. Gelelim bir sonraki ayete. Ya ardub la'i ma'eki ve ya semavi akli'i. Bu da Hud suresinin 44. ayeti. Hud suresinin 44. ayeti. Ey yer vazifen bitti suyunu tut. Ey gök hacet kalmadı yağmuru kes buyuruluyor burada. Gidelim buradaki devamına bakalım. Evet hemen bulduk zaten. Kaçıncı ayetti? 44. Ve denildi ki ey yer suyunu yut. Ey gök suyunu tut. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi Dağı'na oturdu. Ve zalimlerin güruhu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası zaten sayfanın tamamı da onu anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın azameti yine gözüken bir ayet bu arkadaşlar. Neyi nasıl bak emriyle yapıyor, bunu anlatıyor. Ve beyanında da kendisinin tasarrufu olduğunu söylüyor. Evet, devam ediyoruz. 7 İsra suresinin 44. ayetini okuyacağım şimdi arkadaşlar. İsra suresinin 44. ayeti. Tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin. Tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin. Meali şöyle. 7 gök ve yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. İsra suresinin 44. ayeti. 17. sure 44. ayet. Evet geldik oraya. Devamına da bir bakalım. 7 gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihini anlamazsınız. Şüphesiz ki o halimdir, ceza vermekte acele etmez, gafurdur, günahları çokça bağışlar. Yine Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı, anlattığı, azametini ifade ettiği, rahmetini ifade ettiği bir ayet. Hani bunlar da hep şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bunu ancak Cenab-ı Hak böyle söyleyebilir. Bir beşer onun adına söyleyemez yani. Lokman suresinin 28. ayetine geldik. O ne diyor? Ne buyuruyor? مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاهِدَةً مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَحْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاهِدَةً Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Lokman suresinin 28. ayeti. Lokman suresinin 28. ayeti. O arkalarda kaldı galiba. Kaçıncı sureymiş? 31. sure evet. Normal arkalarda kalıyor evet. 31.
31. sureye gidelim. Galiba şuradaki. 31. sure 28. ayet. Ha, bu kadarmış zaten. Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, hakkıyla görür. Bir de Esma ile bitiriyormuş yani. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, işitir, hakkıyla görür. Pekala, vaktimize bir daha bakıyorum. O vaktimiz az kalmış. Arkadaşlar, bu ayetler böyle devam ediyor. Ben devam etmeyeyim çünkü süreyi yetiştiremeyeceğim, belli oldu. Ama yani ne denmek istediğini anladınız. Bu ayetleri niye okudum size ben, buradan meallerini? Biz Risale-i Nur derslerinde genelde bunları teğet geçiyoruz. Bunları okuyoruz ve havale ediyoruz. Herkes birbirine havale ediyor ama bunun üstüne de bir şey yapıldığı yok. Aslında buraları Bediüzzaman Hazretleri belki de Allahu Alem üzerlerine çalışalım diye böyle havale ederek bırakmış. Yani bize demiş ki hani bak bunları düşünürsen bunlardan da bir şeyler çıkacak. Bunların üzerine çalış ya da bunları detaylandır. Ben şimdi bunların hepsini tek tek sana sayamıyorum demiş. O mesaiyi yapmak lazım. Ben de burada beceremedim. Niyetim vardı yapmaya ama uzayacak. Ben de beceremeyeceğim demek ki. İnşallah Cenab-ı Hak sahiplerini çıkarır da bu işlerde sahiplerini bulur. Düz okuyalım, metni bitirelim ve sizinle vedalaşalım. En 13. sözü geçmiş olalım. Bir ders daha uzatmayayım işimizi. Ve ayeti مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاهِدَةِ ve ayeti اِنَّ عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ ve ayeti يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُوبِ ve ayeti وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ve ayeti لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَعِيْتَهِ gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Yani nasıl cami, nasıl kapsamlı konuşuyorlar. Az önce örneklerine baktık. Ne kadar yüksek bir yerden konuşuyorlar bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut elhamdülillah bulunan sureler hangileri? Söz basın burada vermiş. Fatiha, En'am, Kef, Sebe, Fatır sureleri. Başlarında elhamdülillah veyahut tüsebbeha ve tüsebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Sebbaha bulunanlar hangileri? Hadid suresi, Haşir suresi, Saf suresi, Ala suresi. Yusebbihu bulunanlar hangileri? Cuma suresi, Tegabun suresi. Bunlara Üstad Hazretleri atıf yapıyor yani. Ben bu notları kıymetli bulduğum için belirtmek istiyorum. Surelerin başlarına dikkat et. Tabu sırrı azimin şu anı göresin. Elif, lam, mimlerin ve elif, lam, ra'ların ve hamimlerin ve fatihalarına bak. Yani burada zikri geçen surelerin de diyor başlarına bak, fatihalarına bak, başlarına bak. Hangi sureler onlar? Elif, lam, mimler, Bakara suresi, Ali İmran suresi, Ankebut suresi, Rum suresi, Lokman suresi, Secde suresi. Elif, lam, ra'lılar hangileri? Yunus suresi, Hud suresi, Yusuf suresi, İbrahim suresi, Hiç suresi. Hamimler, Mümin suresi, Fussilet suresi, Şura suresi, Zuhruf suresi, Duhan suresi, Casiye suresi, Ahkaf suresi. Bunların da diyor başlarındaki ayetleri bak, orada bir azamet gözüküyor. Nasıl tarif ediliyor Kur'an onlarda? Hem elif, lam, mimlerin ve elif, lam, ra'ların ve hamimlerin fatihalarına bak, başlarındaki ayetlere bak. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Orada Kur'an'ı nasıl tarif ediyor Cenab-ı Hak? Hiç diğer kelamlarına benzetiyor mu? Oradan anlarsın diyor. Eğer şu dördüncü esasın kıymetdar sırrını fehmettinse, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseriye vasıtasız olduğunu anlarsın. Değil mi? Vahiy melekle geliyor. Cebrail aleyhisselam getiriyor. Neden? Çünkü o bir umumi hitap. Bir teşrifatla getiriliyor. Böyle işte Cumhurbaşkanı'nın çaycısıyla konuşması gibi değil. Cumhurbaşkanı savaş ilanını bildiriyor mesela diyelim genelkurmaya. Ne yapıyor o zaman? Resmi evraklı, tumturaklı bir prosedürü olan süreç işletiliyor. Ve o emir genelkurmaya gidiyor. Genelkurmay da savaşı başlatıyor gibi düşünün.
Enbiya'ya, peygamberlere gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Bak, hiçbir veli nebinin derecesine, peygamberin derecesine yetişemez. Çünkü onun makamı akrebiyetle yükseltilmiştir. Umuma konuşuyordur. Genel konuşmaya mazhardır. Yani şeriatın bildirileceği makamdadır. Ama veli öyle değildir. Veli daha hususi daireler sahibidir. Ve hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini, hem Kur'an'ın azametini, yüceliğini ve izzeti kutsiyetini, yani şerefini ve kutsiyeti, yüceliğini, temizliğini, berraklığını yüce manalarla düşünün ve ulviyeti icazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntahaya ve kab-ı kavseyne gidip akrabu ileyhi min hablil verid olan Zat-ı Zülcelal ile münacat edip, yani Cenab-ı Hak diyor, buradaki bir ayet, bu ayet de Kaf suresinin 16. ayeti. Cenab-ı Hak bize yakınlığını bildiriyor. Ona şah damarından daha yakın. Ya Cenab-ı Hak böyle olduğu halde niye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar yerde dolaştırmış, ta Kab-ı Kavseyn makamına getirmiş, orada görüşmüş kendisiyle? Niye böyle bir şey yapmış? Bak onu diyor. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntehaya, ta Kab-ı Kavseyn'e gidip akrabu ileyhi min hablil verid olan Zat-ı Zülcelal'ine münacat edip tarfetül ayında, yani bir anda yerine gelmek sırrını anlarsın. Niye? Çünkü umumun adına konuşuldu onunla. Umumun adına konuşulan, kimlerin adına kendisiyle konuşulduğunu görüyor, gösteriliyor. Bir teşrifat yapılıyor ona. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nelere malik, ne sırlara malik olduğunu belki o Miraç'la daha da geniş dairede görüyor. Hem diğerlerine de gösteriliyor. Bak, o kadar melek var, o kadar işte canlı var, cansız var varlıkta. Miraç'la onlara da bu azamet gösterilmiş oluyor. Benim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle konuşması, Cenab-ı Hakk'ın peygamberiyle, Efendimizle konuşması diğerleriyle konuşmasına benzemiyor. Bunu Miraç'la da gösterdi Efendimizin yüceliğini. Zat-ı Zülcelal'le münacaat edip tarfetül ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk-ı kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir. Şakk-ı kamer, ayın yarılması nasıl ki bir mucize-i risaletidir, bir peygamberlik mucizesidir. Nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Yani bu arzda yaşayanlar gördüler onun peygamber olduğunu, anladılar o mucizeden. Öyle de Miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir. Ubudiyetinin mucizesi. Yüceliğini anlatıyor çünkü. Ne kadar yüksek bir mertebede olduğunu anlatıyor. Habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl yüksek bir makamda olduğunu melekler hakkal yakin olarak Miraç'ta gördüler. Çünkü onların bile çıkamadığı yere çıktı. Onların görmediği, gezmediği belki, ya da bir kısmının gördüğü, bir kısmının görmediği daireleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gezdi. Alem adına, alemler Rabbi ile, alemler adına, alemler Rabbi ile muhatap oldu. Cenab-ı Hak ne diyelim? Bizi onun şefaatine nail eylesin. Mahşer günü onun gölgesinden başka gölge yok. Sancağı altında toplanmayı bize nasip eylesin. Has ümmeti yapsın bizi inşallah. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yeliku bi rahmetike ve bi hürmetihi amin. Allah'ım, senin rahmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa ona ve âline öyle salat ve selam olsun. Amin. Evet, metnimiz sona erdi arkadaşlar. Hamdolsun Allah'a. Bir saatte de bitirmiş olduk. Belki biraz aşmışızdır. Özetle 12. söz bize nereden başladı? Bir, eşyaya bakışta Kur'an'ın öğrettiği derinliğin üstünlüğünü anlatarak başladı. Geldi, inşa ettiği insanda nasıl bir üstünlük var onu anlattı. Geldi, toplumsal hayatta nasıl bir üstünlük inşa ediyor, nasıl bir yükseklik gösteriyor bize onu anlattı. Dünyacı ilimle kıyaslayınca yüksekliğini fark ettirdi. En sonunda geldi, mahiyet olarak zaten Kur'an'ın erişilemez bir yükseklikte olduğunu,
ehl-i sünnet itikadınca olması gerektiği şekilde bize anlattı. Biz de hamd ediyoruz, şükrediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bu risalelerden, bu sözlerden istediğim hissemizi daha ziyade eder. Bu ders biraz hızlı konuştum, acele konuştum konu bitsin diye. Siz de kusuruma bakmayın. Bana dua etmekten geride durmayın. Şüphesiz müminin mümine en büyük yardımı dua iledir. Ben de dualarınızı beklerim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahmelilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.